herhalde dünya şampiyonası tarihinin en hızlı seçimlerini yaptı. Evet evet, çok hızlı yani bir şekilde. Toplam 5 seçimi 10 saniyede yapmış olabilirler. Yalnız. Verini, yalnız ben böyle bir erken oyun kompozisyonu görmedim ve yani böyle oyundan düşen, ya şöyle söyleyeyim, maç 25. dakikaya ulaşırsa GTG'nin kazanma ihtimali kalmıyor. Çok çok zor. Çok zor yani, erken oyunda üstünlük alamazsa oyun sonunda yeterli hasar çıkmayacak, savaşlarda yeteri kadar tanklayacak biri olmayacak. Dedi ki G2'nin sakin ve defansif oynaması lazım. Abi kalenin önüne otobüs çekme tabiri var ya, onu yapacaksın ama şey gibi, Manchester City gibi bastıracaklar ya. Oo, sıçra. Sıçra değilmiş, yeteneğini kullanmış. Sıçra gibi geldi burada. Hop'un üzerine gidecekler. Hop, yakan olacak burada. Flak'ı da gidiyor bu skor. Missing'in de üzerine gidecekler. Missing sıçra ile birlikte kaçmaya çalışıyor ama buradan kaçış yok. G2. Pardon, hop burada totemi temizlemeye çalışacak ama yalnız dikkat etmesi geliyor lazım. Direkt gelecek burada Hex sıçra ile birlikte. Tekrardan hop'u yakaladılar. Hop. Oradan çıkmaya çalışsa da kurtarma paketi yardımcı olmayacak. Flakit bir kez daha zıplayacak. Flakit ikinci skoru arıyor burada. İkinci skor da Flakit'te. Üç tane kullanmış oldu arkaya. Missing şey demek zaten. Yani kayıp demek. Hakikaten kayıp. Bu arada şunu da söyleyelim. Ya Gokulay'da gelecek. 369 burada. Sersemletiyor. Kanavi skoru alıyor. Şey için gerekiyor mu ya? Akali'nin ikinci hayır, yükünü kullanmak. Devamında hasar çıkmayacak. Hasar çıkmaz diye düşündüm. Evet. Kule altına gidecekti bir de kullansa. Evet evet. Burada bir takas söz konusu. Gerekiyor. Silas'ın oraya gelmesiyle birlikte sadece bir tane kule barikatı kaybetmiş oldular. 369 da buradan. Hala 6 olamadı. Kule düştü. Niye burada duruyorlar bilmiyorum. Kule düştü. Sonrasında savaşmak istiyorlar ama Targamos hala 5. seviye. Minyon dalgası bitti. Tristan'a da öyle bir şey yok. Tristan önünde kim varsa ona vurmak zorunda. Ama çok o Yenkos aldı ejderi. Yenkos aldı, çalamadı. Dediğin gibi Kanavi. Yenkos yakalanacak mı? Zincirler orada tutmuyor. Yenkos da çok sakin. Çok rahat bir şekilde oradan uzaklaşıyor. Yalnız şu anda mızraklar acayip can yapıyor. Hepsi ultiyi kullandı. Missing üzerinde Kanavi'nin geri çıktığını göreceğiz. Sıçrasını da kullandı. Missing'ten de bir sıçra geliyor. Caps burada kovalamaya devam edecek. Caps bu skoru alabilecek mi? Missing skorunu istiyor. Caps hala yetmedi ama. Şimdi skor geliyor. Kurtarma çok paketi. Çok iyi ulti. Kurtaramayacak. Targamaz! Targamaz! Kaan abinin de dediği gibi destek paketi oldu o biraz G2'ya. Tristan'a roket atlayışı tetiklemeye şey yapmaya yaradı. Caps ultisini kullandı. Agresif oynamak Caps istiyor Kanavi'nin üzerine. Tamam skor da, alabilecek. Caps ne yapıyorsun abi ya? Çok az canlı. Şey böyle inklidir mi ama ya? Geri atmasa, agresif atsa ve dese ki ben kule altında öleceğim, o zaman almıştı skoru ama Broken Blade geliyor. Broken Blade sıçrayla birlikte gitti. Burada Kanavi'yi düşürecek. Ulti yalnız Yagao'ya da isabet etse de. Renat ultisi çok geldi. Broken Blade'e buradan çıkış yok. Yagao'ya giden bir skor daha olacak Broken Blade. Şu an savaşabilecek güçte. G2 şu an kompozisyon olarak bu dakikalarda işte JDG'nin kompozisyonu avantajlı desek de orta koridorda orada şimdi Hope'un üzerine gidiyor. Direkt sersemletme de geldi Targamas'tan ama hasar yeterli değil. Caps buradan uzaklaşacak. Şından kullanıldı Yagao tarafından. Caps ikinci ultisini de kullandı ve ejder öncesi Akali ultisi olmadan bu savaşı yapmak zorunda G2 eğer istiyorsa. Alamet orta koridora kullanıyor ki hepsinin üzerine giden Yagao var. Flakit yarı cana kadar düştü orada. Renato ultisi çok Targamaz, tehlikeli olur burada. Targamaz çok iyi pozisyonda Targamaz burada. 3 kişi ulti Targamaz. Yine çok ama iyi Renato savaş başlangıcı işte. Ama Renato ultisi artık Maokai ultisi. Çalınan Maokai ultisi arkada tutmayı başarıyor G2'yu. G2 buradan çıkmaya çalışıyor. Sıçra geldi 369 ilk skorunu aldı. Burada Broken Blade skorda. Hop'a gidecek mi? Bir de Maokai ultisi geldi bu arada şeyden. Aa, tabii Silas'tan. Yetmezmiş gibi. İki tane alan kapatan gelmeyi üzerine gelmesini engelleyen. Ya çünkü dünya şampiyonasına çıkmayı başarsalar bile bazı takımların idrak edemediği bir şey var. Hemen şimdi anlatacağım. Yenkos, Kanavi direkt olarak sıçra kullandı. Buraya gelen bir ışından var. Kule altını istiyorlar. Yagao Akali ultisini çalmış durumda. Yalnız kitle kontrol zinciri üstüne geldi. Yagao direkt düşüyor. Kanavi'nin üzerine gitmeye çalışacaklar. Bu sefer Renato çok bir şey yapmadı. Fena gelmedi ama takım savaşını ayırdı. Aradan bir mızrak tuttu Kanavi'ye. Kanavi'nin üzerine giden Caps. Bu hasarı yetecek mi? Caps yine hasarı yetmedi. Ve Caps'in düşmesiyle birlikte savaş tam tersine dönüyor. Hop hasar vermeye devam ediyor. Yenkos buradan sıçraya sıçraya kovalayacak. Hop'tan kaçabilecek mi? Hop tavşan gibi bir orada bir burada. Yenkos'u burada mızraklarla birlikte düşürecek.
Flakett tek başına kaldı. Kanavi! Hayda. Muazzam bir mızrak tutturuyor yine Kanavi. Ya işte takımların anlayamadığı şey bu yani. Kompozisyonunuz oyun ilerleyen aşamalarında daha fazla güçleniyor. Ama bunun bilincinde oynamıyor G2 kesinlikle. Bırakabileceği bir ejderi dezavantajlı bir savaşla zorluyorlar. Burada elde ettikleri ufak bir zaferden sonra daha fazlasını istiyorlar. Caps zaten şov yapmaya gelmiş gibi oynuyor. Aynen öyle. Kazanmak için oynamıyor yani. Aynen, aynen. Caps, ben Akali oynuyorum, dağıtırım ortalığı. Ya Caps, ha büyük intledi bu maçta. Ya reportlanır ya bu maçta Caps. Sıçrada geldi Caps'ten, Yago'nun üzerine gitmek istiyorlar. Yago, Rel ultisini aldı, Rel ultisini şimdi kullanıyor ama burada Yago'nun çıkışı bravo, yok. Bravo, bravo Caps. Ejder'e başladılar burada, Jankos kafayı atacak, Kanavi burada. 369'da birlikte Yago'da yardımına geldi, diğer tarafta hop. Tek başına alacak bu ejderi. Görünmez yerlere kafa atıyorlar çok. Caps şu anda hala görülür durumda. Caps ultisini kullandı. Buradan çıkış yok Kanavi. Ki karşısında da biliyorsunuz Nidalee'yi en çok Avrupa'da tercih eden ormancı tabii var. Mızrakları her ne kadar meme konusu olsa da 369 burada bırakımdaydı. Üzerine gitmeye çalışıyor. Hasar yetmeyecek. Ve Caps'in yokluğunda bir inhibitor kulesi kaybı G2 için. G2 şu anda gelen hücumu burada tabii Mamutius'un ağzını bitirdi Jankos geri dönüşte ama o buraya yaklaşırken Baron CDG tarafından alınacak gibi. G2 burayı durdurmak için yapabilecek hiçbir şey yok. Hatta savaş başlatmak istiyor CDG sıçrayla birlikte. Missing Broken Blade'i yakaladı. Broken Blade burada. İlk skor olacak. Kanavi bir skor aldı. 369 kovalamaya devam ediyor. Targamas'ın üzerine gitti. Targamas muzrak da geliyor. Kanavi. 2'de 2 geldi Kanavi'den Flakett. Burada sıçrayla birlikte kaçmaya çalışıyor. Flakett'ı düşüren bir Yago var. Caps 4 kişinin 5 kişinin arasında. Buradan kaçışı yok. Kanavi'den de 3'te 3 gelirken. Kendi oyun planlarından şaşmadılar. Bir de G2 kendi oyun planının ne olması gerektiğinin farkında olmadığı için, ne yapması gerektiğini bilmediği için yani yine 30 dakikayı görmeyen görece rahat bir galibiyet oldu bence JDG için. Bu yani, kadar rahat olmaması gerekiyor. Evet yani oyun erken aşamasında bu kompozisyon öne geçmek ister. Bu kompozisyon oyun erken aşamasında öne geçmedi. Ama 28. dakikada maçı kazandı. 17. dakikadaki duruma baksanız bu maçı G2'nun kazanma ihtimali %97 falan, 95 falandı ya. 17. dakika durumda.